Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sorunsuz Fizik kanalına hoş geldiniz. Egzersiz yayınları TYT 2024 soru bankası çözümleriyle devam ediyoruz. Evet, 3. bölüm 9. testteyiz. Pardon, bakalım hemen kontrol edelim. 3. bölüm 10. testteyiz. Yanlış olmasın. Devam edelim arkadaşlar. 1. soru. Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol aşağıdaki tabloda verilmiştir. Okey. Bu hareketlinin sürat zaman grafiği hangisi gibi olabilir? Bakın ne zaman çıkmış arkadaşlar? 2018 TYT'de çıkmış. Şimdi bakarsak öncelikle şunu şöyle çizelim. Biz çizelim ya. O adamların çizdiklerine niye güvenelim ki? Burası sürat olacak. Burası da zaman olacak. Şimdi ben biliyorum ki sürat dediğim şey aldığım toplam yolun zamanı oranıydı. İlk başta sıfırdan başladık mı arkadaşlar? Yolumuz da sıfırsa süratimiz de sıfırdır. Sonra birinci saniye, ikinci saniye, 3, 4. Bunları yerleştirin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Aldığı yol ne kadarmış? Bakın buradan buraya geldiğinde 5 metre yol aldı. O zaman 5 bölü 1'den hızım, süratim 5 miymiş? Buraya yazdım. Şuna denk gelecek. 2. Bakın 1 ile 2. saniye aralığı geçerken bu adam yine ne kadar yol aldı? 5 metre yol daha aldı. Yine buraya denk geleceğiz. Evet, devam et. 10 ile 15 aralığında 5 metre yol alırken 1 saniye daha geçmiş. O zaman böyle geleceğiz. Ve demek ki 15'ten 20'ye doğru giderken de böyle gideceğiz, değil mi? Yani grafiğimiz şöyle doğrusal bir grafik olacak. Yani daha doğrusu sabit süratli bir grafik olacak. Nerede var? Süratimiz sabit olan bu 5'e 1, 2, 3, 4 yani cevabım C seçeneğidir dedim. Geldim ikinci soruya. Doğrusal bir yolda T eşittir 0 anında aynı noktadan harekete başlayan K ve L'nin hız zaman grafiği verilmiştir. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir kere hız zaman grafiğinde şöyle aynı nokta olarak kabul edelim. Şurası başlangıç noktalar olsun. K da burada, L de burada. Yalnız biz şunu şöyle söyledik. Dedik ki hız zaman grafiğinde grafiğin üst bölgesi ise hangi yönde hareket ediyordu? Artı yönde hareket ediyordu, değil mi? O zaman siz şurada hangi yönde hareket ettiniz? Şimdi artı yönde hareket etmiş oldunuz. Yani benim için K da L de artı yönde hareket ediyor. Peki K ve L hareketleriyle ilgili hangileri doğrudur? T anında yan yanadırlar. Şimdi aldıkları yollara bakacağız, değil mi? Yani yer değiştirmelerine bakacağız. Kırmızıyla K'nınkine bakalım. Dikkat edin, K nereye alıyor? Şuradaki bir üçgeni alıyor. Şu üçgeni alıyor, değil mi? Bakın şu üçgeni. Ne yapar burası da? T burası, V burası. V çarpı T bölü 2 yapar. Buna X diyelim. Bu buraya geldi. X kadar yol aldı. Peki L'ye bakalım. Onu da maviyle gösterelim. O da burayı almadı mı arkadaşlar? O da ne kadar yol aldı? V çarpı T bölü 2 X yol aldı. Peki hocam bunların arasında ne fark var? Farkım şu. K hızlanıyor. L ise yavaşlıyor. Tek farkı bu. O zaman T anında yan yanadırlar. Doğrudur. Peki devam edeyim. Şurayı bir temizleyeyim. İkinci öncül. İvmeleri eşittir demiş. Arkadaşlar ivmeleri şimdi ivme dediğim şey neydi? İvme birim zamandaki hız değişimi. Sizin hız değişimleriniz tamam. Sıfırdan V'ye gelmiş bu. Öbürü de V'den sıfıra gelmiş. Hız değişimleriniz eşit olabilir ama yönleri farklı. Yani biri yavaşlayan, biri hızlanan. İvmelerin büyüklükleri eşittir deseydi doğruydu. İvmeler eşittir dediği için yanlış olur. 0 T aralığında zıt yönde hareket etmektedirler. Bunu en başta eledik zaten biz. Çünkü ikisini de aynı yöne gönderdik. Yani cevabım A seçeneği. Geldim 3. soruya. Şehirler arası bir yolda hareket halinde olan iki farklı otomobilin ön panelindeki göstergeler 90 km bölü H değerini göstermektedir. Bu göstergelerin ikisi de doğru çalıştığına göre hangileri kesinlikle doğrudur? Ne zaman çıkmış? 2017 ile YGS'de çıkmış. İki otomobilin de sürati aynıdır. Evet. Sürat değerlerini gösterir otomobil göstergeleri. Bu öncül doğrudur. İki otomobil de aynı yönde gitmektedir. Bakın, sürat vektörel bir kavram olmadığı için yön bilemem. Bunlar zıt yönlü de gidebilirler. Benim için yön önemli değil. Benim için gittiğin yolun uzunluğu önemli. O yüzden şu ifade yanlış olur. İki otomobilin de hızı aynıdır. Yer değiştirmelerini bilmiyoruz. O yüzden hızlar hakkında kesin bir yorum yapamam. Yani cevabım yalnız bir olur. Özgür Usta araçlarda kullanılan aracın kat ettiği mesafeyi ve aracın kat ettiği mesafe sürecinde zamanı da ölçebilen yeni tasarlanmış bir odometreyi test etmek için odometredeki yol ve zaman göstergelerinin değerlerini sıfırlayarak Ordu'dan Perşembe'ye doğru harekete geçiyor. Özgür Usta yolculuğu sürecinde 5 kez kırmızı ışıkta beklemek zorunda kalıyor.
Özgür Usta odometrenin gösterdiği değerleri kullanarak hangilerini hesaplayabilir? Şimdi arkadaşlar 1. Aracın aldığı kat ettiği mesafeyi ölçtüğüne göre siz aldığınız yolu hesaplayabilirsiniz. Alınan toplam yolu hesaplayabilirsiniz. Ve bu süre zarfında sizin geçirdiğiniz süre de bizim için önemli. Geçirdiğiniz süreci de T'ye böldüğümüzde ortalama neyi hesaplamış olursunuz? O ortalama sürati hesaplamış olursunuz. O zaman bu adam ortalama sürati hesaplayabilir. Ancak yer değiştirme ve ortalama hız Ordu'dan Perşembe'ye doğru harekete başlıyor. Peki yol hep doğrusal mı? Bilmiyoruz. Yol şöyle mi gidiyor? Bilmiyoruz. Yol belki böyle gidiyor. Bunları da bilmiyoruz. Yer değiştirmeleri farklı olacak çünkü. O zaman şunlar hesaplanamaz. Yani cevabım yalnız 3 olur. Geldim 5'in soruya. 2019 TYT sorusu, dikkat. Bir koşu parkurunda K ve L koşuları şekildeki gösterildiği gibi farklı yarı çaplarda çembersel yol boyunca ok yönünde aynı anda koşmaya başlıyorlar. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşucusu, daha sonra L koşucusu tamamlamıştır. Yani K koşucusunun süresi küçüktür L koşucusunun süresinden. K ve L koşucular parkurdaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında, yani bu adam dönüyor, buraya geri geliyor. Bakın K başlıyor buradan, geri geliyor. L de başlıyor, geri geliyor. Bu adamların yer değiştirmeleri nedir arkadaşlar? Sıfır. O zaman yer değiştirmeleri sıfırsa ortalama hızları da ne olacak? Sıfır olacak. Ortalama hız sıfırdır. Yer değiştirme sıfırdır. Ortalama sürat kaldı zaten cevabım. Ona da bakayım. Alınan toplam yol bölü zamandır. Alınan toplam yol K'nın yarı çapı daha büyük olduğu için K'nınki büyük. Aynı zamanda K'nın süresi de küçük. Demek ki bu değer büyük çıkacak. L koşusundan daha büyüktür demiş. Evet, doğruladık. Yani cevabım B seçeneği olur. Geldim 6. soruya. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğru olamaz? Arkadaşlar, hız zaman grafiğinde grafiğin üstünde kalan bölgeler artı yönde, altında kalan bölgeler eksi yönde hareket edecekti. O zaman K hangi yönde hareket ediyor? Artı yönde hareket ediyor. Güzel. T anına kadar bakalım. T anına kadar bu arkadaş ne kadar yol alıyor? Dikkat edin. Şurada bir üçgen var. İster bu üçgenden yapın, ister yamuktan yapın. Üçgenden yaparsam 2V çarpı T bölü 2'den VT gelir. Şurada da bir VT'm var. O zaman bu arkadaş K aracı artı yönde ne kadar yol aldı? 2VT kadar yol aldı. L aracına bakarsak eksi yönde hareket ediyor. Şu kadar yol aldı. Onun almış olduğu yol ne kadar? O da V çarpı T kadar yol aldı. K ve L araçları ile ilgili hangileri doğru olamaz? T anında yan yanadırlar. Şimdi olabilirler mi? Olabilir. Çünkü bilmiyorum ki, mesela şöyle de olabilir bu durum, değil mi? Mesela K buradadır. 2VT yol alır artı yönde. L de buradadır. Bu da VT kadar yol alır. Şurada buluşurlar ve aynı yönde yan yanadırlar. Olabilir. Doğru olaması sormuş. Bu olabilecek bir şey. T anında yön değiştirmişlerdir. Arkadaşlar, hız zaman grafiğinde eğer siz zamanı kesiyorsanız, yani şöyle düşünün. Mesela siz zamanı kesmeden kastımız şu. Böyle gidiyorsanız, bakın bu yön neresi? Artı yönde gidiyor, değil mi? İşte grafiğin altına geçtiğim anda artıdan eksiye geçmiş olur. Şurada yön değiştirmiş olursun. Ya da bak, eksi yönde giderken üste geçtim. Grafiğin üstüne geçtim. Eksiydim, artıya geçtim. O zaman yön değiştirmiş oluyorum. Burada hiç zamanı kesme durumu yok. O yüzden T anında yön değiştirmişler ifadesi olamaz. 0 T aralığında ivmeleri eşittir. Arkadaşlar, biri yavaşlamış. K hangi yönde yavaşlamış? Artı yönde. Artı yönde yavaşlayanın ivmesi eksi yöndeydi. Peki eksi yönde hızlananın ivmesi ne yönde? O da eksi yönde. Büyüklükleri ne kadar? 2V bölü T'ye, hatta eksi 2V bölü T'ye, eksi 2V bölü T olacağı için ivmeleri eşittir ifadesi de doğru olur. Olamazı soruyor. Cevabım C seçeneğidir. Geldim 7. soruya. Bir sporcu koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce güneye doğru 35 metre. Çizelim. 35 metre geldik. Sonra doğuya doğru 60 metre. Şöyle 60 metre geldik. Sonra da kuzeye doğru 115 metre koşuyor. Şöyle de 115 metre geldik. Toplam 20 saniyede tamamladığına göre sporcunun sürati ve hızının büyüklüğü. Bir kere sürat hesaplayalım hemen. Sürat alınan toplam yol bölü zamandı.
Toplam yolu 35 burada, 60 burada, 95 değil mi? 115 de burada ne yapar? 210 metre yapar. 210 bölü 20'den ne gelir? 10,5 metre bölü saniye gelir. Bir daha toplayayım yanlış olmasın. 140-150 yapar. 60 da burada 210. Okey. Peki hızının büyüklüğünü. Yer değiştirmeye bakacağız. İlk konum bura. Son konum bura. O zaman şu aradaki mesafeyi bulmam lazım değil mi? Ne yapacağız? Şurayı bir düzeltelim hemen. Şurası 35 metre. Şurası 80 metre kaldı. Burada 60 metreydi. 90 derece ise burası 100 metre. O zaman yer değiştirme bölü zamana bakarsak 100 bölü 20'den 5 metre bölü saniye gelir. Yani cevabım D seçeneği. Evet, devam ediyorum. Geldim 8. soruya. Doğrusal bir yolda VK, VL, VM sabit hızlarıyla hareket eden K otomobili, L minibüsü ve M kamyonunun T eşittir 0 anında birbirlerine göre konumu şekildeki gibidir. T süre sonra K aracı K T süre sonra K ve L araçları M aracını aynı anda tamamen geçtiklerine göre. Şimdi arkadaşlar M aracı şuraya gelsin bakın. Şöyle yapalım. M aracı buraya geldiğini düşünelim. Değil mi? L aracının geçmiş olması ne demek? L aracının arka ucunun buraya gelmiş olması lazım. Şimdi arka ucu buradaydı. Şuraya gelmiş olacak. Şöyle yaptık. K aracının da arka ucunun buraya gelmiş olması lazım. K aracının arka ucu da buradaydı. Buraya gelmiş olacak. Değil mi? Aldıkları yolları hesaplayacak olursak. 1. M aracı an itibariyle ucu buraya geldiğine göre yani yer değiştirmesi M aracının aldığı yol şöyle olacak mı? VM çarpı T x kadar yol aldığını varsayalım. Şimdi K aracı ne kadar yol alacak? K aracının arka ucu M aracının boyunu geçiyor ya. Bir kere kendi boyunu alacak, bir de x yolunu alacak. O zaman şöyle diyeceğim. X kadar yol artı K aracı kendi yolu eşittir VK çarpı T demem lazım. Peki L ne yapacak? L de önce kendi boyunu alacak. Kendi boyu kadar yol almış olacak şurayı. Bir de x kadar yol alacak. Yani x artı L eşittir VL çarpı T diyeceğiz. Şimdi burada kıyaslama yapalım. Dikkat ederseniz K'nın boyu L'nin boyundan küçük. Aynı sürede siz bunlara x ekleyip eşitliği sağladığınıza göre L'ye daha çok eklemişsin demek ki. O zaman VL'nin hızı büyüktür. VK'dan olur. Peki VM çarpı T'yi ben x yerine yazarsam şöyle olur değil mi? VM çarpı T artı L'nin boyu eşittir VL çarpı T olduğuna göre. Bak ne oldu burada? Her iki tarafı T'ye bölersem de aynı şey çıkar. VM artı L bölü T eşittir VL çıkar. Bu ne demek? Diyor ki M'nin üstüne L bölü T kadarlık bir hız daha eklersen ancak VL'ye ulaşıyorsun. O zaman L M'den büyük. Peki aynı şekilde x'in yerine şurada da yazarsam yani şunu burada da yazarsam şöyle olacak değil mi? VM çarpı T artı K eşittir VK çarpı T. Bu durumda yine aynı oranı T'ye böldüğünde bu kez de K büyüktür M'ye çıkacak. L de zaten K'dan büyüktü. LKM yani cevabım A seçeneği olur. Evet arkadaşlar testimizi bitirdik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.